Karnabahar grafiği için ilk arkadaşlar karnabaharımızla bir adet patatesimizi haşlıyoruz. Üstüne çıkacak şekilde suyumuzu koyuyoruz. Karnabaharın 250 gram patatesim bir adet bu arada. Karnabaharımı küçük küçük parçalara ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir güzel haşlıyoruz. Karnabaharlarım ve patateslerim yumuşayıncaya kadar arkadaşlar. Beşamel sos için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz. Bunu bir güzel yürütüyoruz arkadaşlar. Eriyen sıvı yağımızın içine 1,5 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Bunu da güzel kavuralım. Bunun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Arkasından 1,5 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz yavaş yavaş. Hızlı hızlı karıştıralım. Kapatmasını önleyelim. Hatta bir çırpıcı yardımıyla hızlı hızlı karıştırıyoruz. Kapatlanmasını önlüyoruz arkadaşlar. Ve üzerine
2 çay kaşığı tuzla 2 çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Bunu da karıştırıyoruz. Böyle biraz kokurdayacak arkadaşlar. Beşamel sosumuz. Tabiri caizse. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar demek istediğim buydu. Bakın kabarcıklar oluştuğu anda beşamel sosumuz karabiberimin içine haşladığım patatesleri ve karnabaharları atıyorum. Bunu yerleştiriyorum. Daha sonra yaptığım beşamel sosunu karnabaharlarımın patateslerinin üzerine döküyorum arkadaşlar. Bunu yayalım. Ne güzel. Her tarafa gelecek şekilde. Daha sonra kaşar dilimlerini beşamel sosumun üzerine yerleştiriyorum. Kenarları da kaşarı ikiye bölüyorum. Bir tane daha kaşar varsa şöyle koyalım. Bunu 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Karnabahar graten pişti, servise hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, selametle.